Hoş geldiniz. Bebiş, ne zamandır çıkıyorsunuz Rus'la? 2,5 sene. Nasıl tanıştınız? Dansta tanıştık. Salsa mı? Salsa. Salsa'ya giden bir sürü böyle senin tipin gibi abiler var. Ben de bir ekmek çıkıyor mu falan diyorum. Demek ki çıkıyormuş. Efe, sen de gidiyordun değil mi salsa'ya? Flamenco, sen bir şeye gidiyordun kız ayarlamak için. Efe tekrar ciddi ilişkiye başladı da. Bu soruları artık hepsine dünya ahiret bacım şeyle bakıyor. Yoksa ben çok böyle kıvırdığını gördüm. Ama neyle ilgili kıvırıyordu onu tespit edemedim ben. Peki, dansta tanıştınız, çıkmaya başladınız. Evet. En çok neyinden etkilendin Rus'un? Rus olmasından. Bu ilişkide bir terslik var ama. Senin sevgilin var mı? Benim sevgilim yok. Bu hikaye çok tehlikeli arkadaşlar. Ben tek eşçi değilim, o yüzden. Onu anladım kardeşim. O anlaşılıyor. Danstan da ekmek çıkıyor, evet. Bir fantezin atmak ister misin? Ya fantezi sayılır mı bilmiyorum ama rüyalarım çıkıyor. Astral seyahat değil ama böyle ne deniyor ona? Diye... Rüya kontrolü. Rüya kontrolü yapıyorum. Inception. Rüyamda. Bildiğin kontrol ediyor. Rüyama hakim oluyorum. Oğlum sen ne ayaksın lan? Bu rüyasını anlatıyor kız, böyle şöyle durmuş yanında. Inception yapıyor. Projesini biz veriyoruz. Kardeşim, elinde tesbihinle sen Christopher Nolan mı oldun sen kardeşim? Peki bir şikaye sanlar. Gerçek sanmam bunu. Teşekkürler. Bazen hayatım. Rüyamı gerçek sanıyorum ya. Gerçekte de olmuş gibi düşünüyorum. Teşekkürler. Bu cevabın da bizim için bir şikayesi olsun hayatım. Çok tatlıydın. Hoş geldiniz hanımefendi. Merhaba, hoş bulduk. Ne iş yapıyorsunuz? Bir turizm firmasında pazarlama müdürüyüm. Adınız nedir? Canan. Canan Hanım, siz Instagram'dan bana yazdınız. Evet, sapığınızım. Estağfurullah, sapığınızım. Bir de şimdi bu tipte bir adamın böyle bir kadın nasıl sapığı olabilir? Şeydir, rahat olun. Peki bir fantezini söyler misiniz bize Canan Hanım? Merak ettiğim çok ortam var. Açıkçası ben görünmez olmak isterdim. Mesela nereye girerdiniz görünmez olsanız? Yani uzaya da gidebilirim bu şekilde. Görünmez olarak, yani bir engel olmadan. Sanki uzaya gitmenizin önündeki tek engel... Hayır. Görünür olmanız mı? Her istediğime ulaşabilirim anlamında söylüyorum. Çok komik değil mi ya? Bayağı inanılmaz bir insan. Biz görünmez olsaydım ne güzel zamanda yolculuk yapardım. Mesela hangi ortama, spesifik bir ortam söyler misin? Görünmez olsaydım şuraya girerdim diye. Kuştepe'ye kesinlikle girerdim. Evlerine girmek isterdim. Çünkü evlerin hangi içinde... Hangi odaya? Oda olarak değil. Yani evlerin içinde birbirlerinin evine geçen mağara şeklinde yollar varmış. Herhangi bir baskın olduğunda direkt birbirlerine haber verip içten içe geçiyorlarmış. Rüyalar arası yolculuk dedin ya. Kuştepe'ye git, evleri dolaş. Aynı tadı yaşarsın. Anadolu'ya girmiyor oralar. Ama uzay olur yani. Uzay olur mu? O zaman hadi gidelim. Ben uçuyorum zaten. Demek ki bunun gerçeğini o yüzden tahmin ediyorsun. En utandığın anı anlat. Şu an utanıyorum mesela. Bunun dışında? Bir bayi organizasyonunda yine artık aramızda aşkımlı, bebeğimli konuşmaya alışmışız kız arkadaşlarımızla. Yine deskte bir arkadaşımla konuşurken abartısız, atletli bir abim geldi. Havluları nereden alabiliriz deyince ben de konuşma arasında aşkım resepsiyona gidebilir misin dedim. Aynen. Bir daha o adamı görmemiştim. Bu da yakın zamanda olduğu için. O adam Semih gibiyse 70'tir ona. Evet, teşekkür ederim hayatım. Rica ederim. Şunu yap, indirir misin? Seni tanıyabilir miyiz? Adım Gizem. Ne iş yapıyorsun Gizem? Sanatta çalışıyorum. Ya sinema sektöründe çalışıyorum. Ne yapıyorsun sinema sektöründe? Dekor aksesuar, sanat departmanı. Nerede çalıştın en son sinema filminde? Sinemada değil, dizideydim en son. Neydi? Eşkıya. Eşkıya mı? Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Ha, ulan dedim. Bu kadar mı sallıyor acaba hani? Hangi dizi? Muhsin Bey. Kimle geldin? Eşim. Abi merhaba, hoş geldin. Tam bir sinema çalışan tipi var onda da. Evet, beraber çalışıyoruz da. O da mı sanatta? Evet. Arkadaşlar, sanat yönetmeni ilk kulağa çok karizmatik geliyor. Bir gidiyorsun malzeme diziyorlar. Bir de şöyle oluyor. Herkes tatil yapıyor, dinleniyor. Onlar malzeme topluyorlar. Eminönü. Ertesi gün izinden gelecekler ya. Herkes geç geliyor. Onlar erken gidip malzemeleri diziyorlar filan. Ama çok seviyorsunuz herhalde. Sette mi tanıştınız? Yok, mahallede. Mahallede mi? Hangi mahalle orası? Ben yine bu işi yapıyordum. Eşim kahvaltıcısı vardı, dükkanı vardı. Sonra girdi senin sektöre. Sonra ben bu işi yapmak istemiyorum deyip bırakıp bizim sektöre devam etti. Normalde bizim sektörü bırakıp kahvaltıcı, evet, açarlar. Evet, aynen. Tam ters oldu. Hangi kahvaltıcı? Ya Beşiktaş'ta biliyorsundur. Biliyorum. Oğlum iğrenç bir patron lan. Bak nereden biliyorum, ben tanımıyorum adamı. Ne zaman oraya kahvaltıya gitsek elemanlara it gibi davranıyor. Aynen. Yani sana sanat yönetmenliği sevdirecek kadar gerçekten iğrenç bir patronmuş hakikaten. Çünkü sinema sektörünü sevmen için bayağı iğrenç bir işte çalışmış olman lazım. Peki nasıl tanıştınız? Ya mahallede şimdi kahvaltıcım vardı. Hemen yan sokağında da Gizem oturuyordu. Bizim dükkana geldi işte. Tost istedi. Tabii ki. Atoşa, böyle kahvaltıcılara gitmeyin işte yani. Tost dedi, neyli olsun dedi. Daha doğrusu ne yiyebilirim dedi. Ne yiyebilirim dedim, ne ister. Beni. Ya
Yani bir beni kaldı. Peki bize bir tane negatif anı anlatır mısın? Veya aksiliği başından geçen. Bir gün çok alkollüyüm bir arkadaşımla beraber. O kadar alkollüyüm ki arkadaş da aynı şekilde. Beni eve bırakacak, o da evine gidecek. Beşiktaş'tayız. Bizim sokağa döndüm. Sağda kaldırımın üstüne bir tane araba park etmiş. Şimdi sokakta tabii babamın malı değil ama o anki refleksle... Kim dedim bu kaldırımın önüne arabayı park eden? Aynasını açtım, yan aynayı. Bir tane yumruk koydum, aynayı indirdim. Annem camdan çıktı. Oğlum dedi, abinin arabasını niye parçalıyorsun? Ama hak etmesin bence. Ama şöyle bir durum var. Abim yeni işe girmiş, şirket arabası. Peki bir fantazinizi anlatır mısınız ikinizden biri? Ya kedilerimle konuşabilmek yani. Her kediyle olur ya, özellikle kendi kedilerimize. Çünkü bazen böyle bakıyorlar ve gerçekten sana bir şey diyor gibi oluyor, evet, ama anlamıyorsun ya. Evet, ben de çok seviyorum. Ya. O kedisi olan anlar ancak. Yani şöyle durup bir süre kalıyor. O zaman gerçekten hani nereden geldi bu mu diyor, iyi bir şey mi diyor onların. O şey oluyor mesela, mama veriyorum, esnaf kızıyor bana. Onlara veriyorlar. Zapt zevk kedi. O sıra kedi içinde sana ne yarrak. Hani... öyle dediğini hissediyorum yani, çünkü zapzayı filan orada bir buna ne oluyor, bu nereden çıktı, hani kendi mama vermiyor, bir de mama verenlere onlara veriyorlar gibi bir durum. Evet, anlıyorum seni. Sizin var mı arkadaşlar siz şikayeniz? Benim küçükken yaşadığım bir olay var, hani hep güleriz arkadaşımla. Ortaokuldayken evimin yolunda, hani iki ev yolu var, birini marketlerin ve kahvehanelerin geçtiği yol. Ben köy okulunda okudum. O dönemlerde de Bin Bir Gece diye bir dizi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hocası utanıyor bak şu an. Şehrazat falan. Çok utanıyorum. Ben de utanıyorum aslında. O çok meşhurdu ve ben ilk bölümünü kaçırmıştım. Ben her geldiğimde gece 10'da tekrarı veriliyor ve babam eve geldiği için kapatmak zorunda kalıyoruz. Hani niye? Utanılıyor yani, sonuçta ne kadar da olsa hani ne kadar istiyorsun gibi bir şey var. Şimdi utanıldığı için de açılmıyor vesaire. Neyse, okuldan dönüşte ben marketin önünden geçiyordum ve gazete satan tek bir market vardı. Markete bir baktım, işte Şehrazat'ın fotoğrafı var, işte Bin Bir Gece bilmem ne falan. Gazeteyi aldın. Evet, gazeteyi aldım ama hiç sadece o noktaya odaklanmışım. Parayı veriyorum, tuhaf tuhaf bakıyorlar. Meğer i̇şte... şeymiş, bulvar gibi bir gazete miymiş? Evet ya, şok gazete. Ben iyi bilirim bulvar arkadaşlar. Teşekkürler, anladım. Onu da baban gördü. Yo, babam görmedi. Kahvendeki tüm erkekler gördü. Ben köyün dibine düştüm falan. Adım şoka çıktı. Şok Serpil geçiyor falan. Şok Serpil ha? Evet, yani bu bayağı bir sıçma hikayemdi benim gerçekten. Evet, Şok Serpil konumuz olmak ister misin? Yok, teşekkür ederim ben. Hiçbir arkadaşının sırrını ele verdin mi? Sen başla. O sır neydi? Aklıma gelmedi ya. Öyle bir şey yapmadım. Yok, ben de yapmadım. Bizden sana iş hiç çıkmayacak gibi geliyor. Gerçekten gibi konuşan adayları. Sen var mı? Hiçbir arkadaşın? Ya ben fazla gururluyumdur. Söylemem yani. Fazla gururlusundur. Tabii, bu gömleğe rağmen. Evet, bu soruya cevap verecek olan, düzenli olarak gelen bir aksilik var mı başına? Ya şöyle, ben çevremdeki absürt durumlar hakkında sesi düşünmek gibi kötü bir huyum var. Ve bazen insanlar duyuyor bunu ve rezil durumlar çıkıyor ortaya. Mesela bir gün işte Almanya'da gittik gece 2'de. Önümde bir kadın var, 1.90'a yakın bir boyu. Yanında da bir çocuk var ufak. Patates yiyor çocuğu, aldı patatesleri, bitirdi. Ben de gayri ihtiyar hayvana bak hepsini yedi dedim. Kadının önünde bana mı dediniz beyefendi Türkçe olarak? Eyvallah. Talihsiz. Güzel aslında da çok yükseltti ya şeyi. İşte oradan kaybetti. Evet evet. Ya mesela Ebru'dan sonra dinleseydik seni çarpardık. Abi benim çok basit anı aslında yani. Söyle. Basit olay. Her gittiğim maçta sakatlanırım ve her hafta maça gidiyorum. Halı saha maçı mı? Halı saha maçı. Spor dünyası çok şey kaybediyor kardeşim. Sağ olasın. Evet kardeşim. Düzenli olarak gelen bir aksilik. Fiziksel bir yetenek gerektiren hiçbir şey de başarılı olamıyorum. Var mı bir çuvalladığın hiç? Bizim yüzme takımı vardı, hatırlıyor musunuz? Su spor milli takımı 27'ye 1 yenilmiştik. Başlık şuydu, boğuldunuz mu? Ne yaptınız lan? Yani onun gibi mi? Aslında benzer bir olay var. Lisede dedim artık o zaman ben de futbol oynayayım diğerleri gibi. Ama böyle futbola başlanır mı? Ama ben de artık diğerleri gibi bir topun peşinde koşayım. Birkaç kere daha girişimim olmuştu ama çok başarılı olmamış tabii. Orada da yine toptan en uzak olacağım noktada kalede olmayı tercih ettim. Evet. Ve 2 haftadaki 2 maçta 27 gol yemiştim. Oğlum 27 gol nasıl yiyebilirsiniz lan? 2 maçta. Çarpı hak etti mi? Sevdi seni, sevdi kanka. Daha demin bak buna dediler Ali Ağol'una. O dedi ya. Evet, rakibi eledi. Tabii rakibi. Atır sizi. Hazal Sarıkaya. Ben 2012'de, daha doğrusu Türkiye tarihinde olimpiyatlara giden en genç yüzücüyüm. Onun için...
Niye bıraktın yüzücülüğü? Dizim sakatlandı. Tanışıyor musunuz? Yok, hayır. Ama kaçlısın? Ben 93'lüyüm. Ha, büyüksün aslında. Sen kaçlısın? 93 büyük mü? Ulan neler olmuş ya, inanamıyoruz. Hakan ne diyor bunlar? Hakan 93'te askerden geldi. Neyse, anlamı kısaca anlatıyorum. Üniversitede... İki hafta sonra bana deli gibi yazan çocukla kız... Sevgili oldular. Evet, buradan çıkacak hikaye, ikisi de karaktersizmiş. Bu bizi neden ilgilendiriyor peki? Sormuştun ya, hiç sır verdin mi diye. Ha, sır buydu. Evet. Bir de bana yazan bir çocuk vardı yine yüksek lisanstan önce. Bayağı yakışıklı bir çocuktu. Ben yine bunu seçmedim. Kendi sevgilimi seçtim. Sonra ben bunu bir kızla tanıştırmıştım. Bir sene sonra evlendiler. Şu an Amerika'da yaşıyorlar. Bak, hikaye bu işte hayatım. Diğer bok gibi hikaye değildi. Teşekkürler olimpik yüzücü Hazal. Bir sorunun yaratıcılıkla çözüldüğünü gördünüz mü? En yaratıcı çözüm neydi? Herhangi bir sorun. Biz aynı zamanda doğum günü kutlaması ve birlik teklifleri de yapıyorduk dükkandayken. Korku evinde mi? Evet. Arkadaş çok acayip ya. Adamı evlendirmekle mi korkutuyordunuz? Biz gelini en son odada bırakacaktık. Bulunduğumuz yeri de süslemiştik balonlarla, mumlarla. İşte o volkanlar var, maytap gibi patlayan şeyler onlarla. En sonunda da kızı oraya doğru koşturup damadı karşısına çıkartıp benimle evlenir misin seremonisi yaptırtacaktık. Kız oraya kadar geldi, kafasını taşa vurdu ve baygınlık krizi geçirdi. Sonra da ona çok güzel bir şekilde dedik ki bu bir evlilik teklifi organizasyonuydu. Aslında amacımız seni korkutmak değildi. Ve çok üstüne gitmemiştik bu arada. O içinde çok fazla yaşamıştı. Hangi hayvan konuşabilseydi korkunç olurdu? Burası kesin civciv ya. Tamam. Ondan sonra... Bir de işte ben bunu muhabbet kuşu ama yanında kuşun böyle gagagaladıp kafasını yolduğu muhabbet kuşu, evet. Ala oğlum. Çok sansar tipi var ya. Ala oğlum. Mükemmel bir benzetme bence. Abi orası, orası kuş ya. Da kanatlı böyle. Kanatlı orada... kuş. Ki... O şeye benziyor. Gülen bir hayvan var ya sürekli, ismini bilmiyorum. Hatta çok yavaş hareket ediyor. Batoz mu? Ne? Vatoz mu? Tembel hayvan. Tembel hayvan. Ama çiftleşeceği zaman kafesi falan tırmanıyor hayvan. Eyvallah. Bunu bilmem bizi ürküttü kardeşim. Travmaların halay çekseydi en baştaki hangisi olurdu? Saçma yalan yok. Travmalar sen 3-4 halay çıkar senin travmalarına. Hiçbir şey çıkmaz ben. Halal başını söyle, bir tanesini söyle. Otobüs kaçırıyorum, çok kaçırıyorum ben otobüs. Ya o benim ya bu nasıl travma, Allah'ını seversen. Yani. Ya nasıl bu kadar varoş travmalar oluyor ya bu kızım? Bu sizin ailede, siz bunu kömürlükten mi besliyorsunuz? Ben küçükken aşırı utangaçtım. Onların hepsinin birikimi herhalde halay başı olmaya yeter. Otobüste inerken ve minibüste inebilir miyim demeye utandığım için inemediğim oluyordu. Gidiyordun, devam ediyordun. Evet. Evet, biri inene kadar gidiyordum. Veya... Enes, sen bundan büyüksün değil mi? Tabii. Böyle saçma sapan mıydı hep çocukken? Hala saçma sapan olabilirim. Evet. İşte otobüsün kapısına ayağım sıkışıyordu. Ama utandığım için ses çıkaramıyordum. O yüzden sonraki durağa kadar o bu şekilde... Bu böyle devam etmiyordun. Beni eziyordu dedim, sesimi çıkarmıyordum. Muhtemelen sesimi çıkarmazdım. Gerçek bir mazlum. Evet. Kesinlikle küçük. Hiçbir yararın olmadı Ruken. Buradan prim yapmaya çalışma. Evet. Şurada uzun hava oku sessizce. Aynı şekilde dolu bir otobüste inebilir miyim, çekilebilir misiniz demeye utandığım için de inemiyordum. Bir keresinde şey olmuştu. Ben çok dolu olduğu için minibüste parayı minibüs boşalınca veriyordum. O yüzden biri arkama geçip param mı yok, paranı vermemi ister misin falan demişti bir kadın. Ben dönüp ona bakmaya utanmıştım. Anladım. Çok güzel anlattın kanka gerçekten. Bu MSN'in kullanıldığı Burak şey... konser biletine bir çarpı var, her şeyini veriyor. Şu an oraya bakarak Doğuşkan hatırlıyor musun bizim? Kolpacı Doğuşkan. Onun gibi yardım kanka. Aynen, Doğuşkan hatırlıyorum. Evet. Yok yok, kolpa yok ya gerçekten. Halay başı acımı da söyleyeyim. 10 yaşında sünnet oldum. Narkoz çok işlememişti. O kesilme anını hissetmiştim. O günden beri ne zaman öyle bir şaka veya onunla ilgili bir şey görsem veya duysam içim gerçekten çok gıcıklanıyor. Travmatik bir olay var. Kanka çarpı atmıyorum ama sana bir konser bileti veriyorum kafada. Tamam. Eyvallah. Kardeşim, sağ olasın. Teşekkür ederim. Sen şu kızla beraber git. Hayvanlık yapma. Tamam, bileti o almış. Çok sempatik bir aileniz var. Belli ki annen baban çok renkli insanlar. Kardeşlerin en dandiği bana denk geldi ama yine de gayet enteresan bir gündü. Keşke diğer 5 taneden daha iyi cevapları... Kalbini mi kırıyorum? Tamam. Şu en boktan cevap vereni geldi o zaman. Keşke diğer kardeşler denk gelseydi. En iyisi benim düşünüyorum. En iyisi sen misin? En iyisi benim diyor. Böyle yapıyorlar. Neyse, çok tatlıydın hayatım. Rüken'e kocaman bir alkış.
Bugün renk kattı, annesi dahil sınır tanımadan herkesi korkutan Burak bizdeyle. Seni çözemedim açıkçası. Biraz da senden korkuyorum, itiraf edeyim. Gerçekten seri katile benziyor. Ama tatlıydın Mert. En azından kız arkadaşın o kadar şirin ki bu kız seri katile çıkamaz diyorsun, rahatlıyorsun. Mert aramızdaydı. Ve şampiyon! Kardeşim ayağına sağlık. Güldükçe gerçekten çoğalıyoruz. Sizi yemin ediyorum, bütün samimiyetimle söylüyorum, çok seviyorum. Eyvallah!